Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, çok lezzetli bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Edat bağlaş ve ünlem konusunu öğreneceğiz. Üniversite sınavlarında ve yazılarda mutlaka karşımıza çıkıyor. Çok kolay bir konu. Hiç endişelenmenize gerek yok. Birazdan edatların çeşitlerini ve bağlaşların çeşitlerini öğreneceğiz. Normalde iki dakikalık bir konu ama yazılılarınızda bu sorudan hiçbirini kaçırmayın diye ve aynı zamanda üniversite sınavına girdiğinizde de bu konuyu çok iyi bilin diye birazcık detaylı anlatacağız. Ama 5-10 dakikada videomuzu bitireceğiz. Hadi bakalım videomuz başlasın. arkadaşlar. Öncelikle şunu bilelim ki edat tuz ve baharat gibi. Yani mutlaka olması lazım. Ve sözcükler arasında anlam ilgisi kuruyor. O yüzden de ilgeç diyoruz. Bağlaş da bağlıyor. Yani böyle hani çengelliğine vardır ya bir şeyleri bağlar. Onun gibi. Burada sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri birbirine bağlıyor Hemen bakalım. Şimdi burada gördükleriniz hep yüzde yüz edat olan sözcükler. Burada gördüklerinizde yüzde yüz bağlaş olan sözcükler. İle sözcüğü ise bazen edat oluyor. Bazen bağlaç oluyor. Veyahut da ancak ve yalnız sözcükleri bazen edat oluyor, bazen bağlaç oluyor. Nasıl anlayacağız bunu? İlenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç oluyor. İlenin olduğu yere V koyamıyorsak, bak şöyle V yazıp üzerine çarp atayım, edat oluyor. Ancak ve yalnızın olduğu yere fakat koyabiliyorsak, ama koyabiliyorsak bağlaç oluyor. Sadece koyuyorsak edat oluyor. Şimdi, peki bunlar nasıl oluyor hocam? Bunları hiç öğrenmenize bile gerek yok. Bunlar belli zaten. Yani V ve, veya ya da ama, fakat, hatta, çünkü, oysa... Bunların bağlaç olduğunu hissedersiniz zaten. Bunlar cümleleri, kelimeleri birbirine bağlar. Peki hocam bunlar? Bunlar da genellikle kelimelerle bitişiktir. Mesela sana göre, sabaha kadar, sabaha doğru, sana karşı, sabaha dek buna benzer ifadeler hep edatların içerisinde olur. Yani gibiyi gördüğünüz zaman buna edat diyebilirsiniz. Bağlayan sözcükleri gördüğünüz zaman da bağlaştıracaksınız. Bakın size şöyle göstereyim. Vitrindeki elbiseyi alacaktım. Ancak ...param yetmedi. Veyahut da vitrindeki elbise alacaktım... ...yalnız param yetmedi. Şimdi buradaki ancak ve yalnızın... ...olduğu yere biz fakat mı koyuyoruz... ...sadece mi koyuyoruz? Bakalım. Vitrindeki elbiseyi alacaktım, sadece param yetmedi. Fakat fakat param yetmedi diyebiliyoruz. O zaman bu... ...fakat anlamına geldiği için buna biz... ...hemen şöyle parantez içinde yazıyorum... ...bağlaş diyoruz. Bu kadar. Bu soruları fakat öğretmenimiz çözebilir... ...olmuyor. Bu soruları... ...sadece öğretmenimiz çözebilir diyorsun. O zaman burası ne oluyor arkadaşlar edat olmuş oluyor. Zaten buraya da sadece yazmışız. Bu soruları yalnız öğretmenimiz çözebilir derse de yine aynı şey olacak. Ali okula servis ile gitti. Şimdi ilenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaştım. Ali okula servis ve gitti diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu edat oluyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. Arda ile Zeynep okula yürüyerek gitti. Arda ve Zeynep okula yürüyerek gitti diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu bağlaç oluyor. Yani konu bu kadar basit. İlenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç oluyor. İlenin olduğu yere V koyamıyorsak ne ile kimle anlamı katıyorsa o zaman bu edat olmuş oluyor. Başka örneğimiz var mı? Başka örneğimizi de birazdan göreceğiz. Ama gördüğünüz gibi konumuz çok basit bir konu. Esasen şu anda konumuz bitti. Yani şu andan itibaren hocam ben bunların hepsini aklımda tutabilirim. Ne var ki? Çünkü oysa ne ne hem hem gerek gerek, gerek ister der çalışması ister başarısı gibi ifadeleri ben bağlaç olduğunu yakalayabilirim. Hatta şunlar da var bağlaç olarak göstereyim. Madem ki, halbuki, işte çünkü, oysa ki, eğer ki, meğer ki bunlar da hep bağlaç. Şimdi burada şöyle bir mantık var. yazıldığını nasıl sorulur hocam derseniz. Hoca size sınavda der ki edat bağlaç önlemleri gösterin der. Kattığı anlamı gösterin der. Altlarını çizin der. Edatların başına E, bağlaçların başına B yazın der. Veyahut da işte işlevlerine yazın der. Nasıl yani? İşte cümlelerin bağlamış, nesnelerin bağlamış. Veyahut da ÖSYM'nin sınavlarında yani üniversite sınavlarında da işte kadar kelimesi ölçüsüne derecesini anlamında kullanılmıştır. İçin kelimesi amacıyla maksadıyla anlamında kullanılmıştır. Yalnız sözcü farklı anlamdadır. Yani yalnız sözcü hatırlarsanız bazen fakat anlamında bulunuyordu bazen sadece anlamda. Mesela bu soruyu yalnız sen çözebilirsin. Burada edatı niye? Bu soruyu sadece sen çözebilirsin. Bu soruyu tek sen çözebilirsin. Ancak sen çözebilirsin olduğu için edat oluyor. Bu soruyu çözersin. Yalnız soruyu dikkatli okuman lazım dediğimizde bu soruyu çözersin. Ancak ama fakat lakin bak lakin ne yazalım. Bunların her biri bağlaç olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ÖSYM aynı zamanda ama bağlacının koşul anlamı katmasını ya da ilenin ve koyulabiliyorsa bağlaç. ve koyulamıyorsa edat olduğunu bize sorabilir. Aynı şekilde ancak kelimesini de sorar. D bağlacında aynı anlamı katıp katmadığını bizlere sorabilir. Şimdi bunları zaten soru çözerek pekiştireceksiniz. 9. sınıf Dinamo Soru Bankamızda da bununla alakalı çok güzel ödeler vereceğim. Ama isterseniz gelin bazı minik detaylara girelim. Normalde konumuz bitti. Ama şu anda dikkatli dinlerseniz hiçbir soruyu kaçırmayacak halde en ince ayrıntıları göstereceğim. Şimdi bu sayfamız ana sayfaydı. Bu sayfayı bir kez daha alacağım önüme. Hemen göstermeye devam ediyorum. Edat'ın kendi başına anlamı yok. Cümlede anlam ilgisi kuruyor. Zaten o yüzden ilgileniyor. Cümleden çıkarınca anlamı bozuluyor cümlenin. Tamam geç. Bunların edat olduğunu zaten söylemiştik. Buraya da geçtik. Üzere, sanki, kadar, gibi, e göre. Bunların hepsi e doğru. Bunlar hep edat. Şimdi edatlar kendilerinden önceki sözcüklerle grup oluşturabilir. Grup ne demek? Şimdi şu tek başına takılıyor. Bu ise iki kişi öyle değil mi? O zaman bunlar bak bunlar şimdi bir çift oldu öyle değil mi? İşte eğer bir kelime tek başına değil de yanındaki kelimeyle bir bütünse biz ona grup diyoruz. Bak onun gibi çalışkan. Akşama kadar bu işi bitirmeliyiz. İşte buradaki gibi ve kadar sözcükleri bir sözcük grubu oluşturuyor. Cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı değişiyor. Mesela ödev yapmak kütüphaneye gitti. Olmuyor. Bu işi o halleder. Yalnız o halleder deyince değişiyor. Yani dolayısıyla sadece o anlamı katıyor. Dolayısıyla edatları böyle cümleden çıkararak, çıkarmayarak bulmak hatalı. Sadece bileceksiniz. Diyeceksiniz ki ya hocam bunlar hep edat, bunlar hep bağlaç. İlenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç, V koyamıyorsak edat. Bu mantıkla ilerleyeceksiniz. Devam ediyorum. Mesela tahtaya bir doğru çizdi. Buradaki doğru bir isim. Yani ne çizdi? Doğru çizdi. Doğru söz yemin istemez. Buradaki doğru sözcüğü ise sıfat. Niye? İsmin önüne gelmiş. İnsan hep doğru konuşmalı. Burada da zarf. Niye? Fiil önüne gelmiş. Hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Sıfatlar isimlerin sevgilisiydi. Zarflar da fiillerin sevgilisiydi. Dolayısıyla sıfat kalp isim zarf kalp fiil diyebiliriz. Şimdi buradaki zarf niyet konuşmanın önüne gelmiş. Buradaki sıfat niye sözün önüne gelmiş. Çocuklar eve doğru git dediğimizde işte burada e doğru olduğu için de edat olmuş oluyor. Gibi sözcüğü bazen benzerlik, bazen tahmin, bazen yaklaşıklık, bazen hemen o anda anlamı katabilir. Mesela çantasının kaptığı gibi dışarı fırladı. Bak hemen o anda anlamı katıyor gördüğünüz gibi. Ya da kaza saat yedi gibi oldu. Yani yaklaşıklık anlamı katmış bugün yağmur yağacak gibi dediğimizde tahmin anlamı katmış. İçin sözcüğü de aynı şekilde. Kar yağdığı için yollar kapandı. Bak burada sebep ne var? Ama ilaç almak için eczane dediğimizde ilaç almak amacıyla, maksadıyla, gayesiyle gittik anlamı katıyor. Bu neden sonuç cümlesi oluyor hatırlarsanız. Bunlar amaç sonuç cümlesi oluyor. Bu sanatçı için iyi şeyler söylüyorlar. Ya bu sanatçı hakkında. Hakkında yerine koyabiliyorsun. Vatanımız için her şey yaparız. Burada da vatanımız hakkında değil de vatanımız uğruna anlamı katıyor. Kadar sözcüğü bazen zaman anlamı, bazen benzerlik anlamı, bazen yaklaşıklık anlamı, bazen de karşılaştırma anlamı katabiliyor. Mesela Ali Ahmet kadar çalışkandır derken Ali ile Ahmet'i karşılaştırıyor. Salonda 50 kadar koltuk boştu yani yaklaşık 50 koltuk. Çayınızı içmiş kadar oldum yani içmiş gibi oldum, içmiş benzerliğinde oldum yani içmiş gibi oldum. Yarına kadar bu sorunu çözmeli dediğimizde de zaman anlamı katıyor. Göre sözcüğü yine hastanın durumu düne göre iyi dediğimizde karşılaştırma bize göre bir kiralık aileniz var mı dediğimizde uygunluk. Bana göre edebiyat bir dil sanatı dediğimizde kanaat, görüş. Ayağını yorganına göre uzat dediğimizde ise ölçülü olma anlamı katıyor. İzmir'e uçak ile gitti dediğimizde araç yani ne ile anlamı katmış. Mağazaya arkadaşım ile gitti dediğimizde burada kim ile yani birliktelik anlamı katmış. Elektriklerin kesilmesiyle işler durdu. Burada ise sebep anlamı katmış. Bağlaçları zaten söylemiştik. Ama, fakat, ancak, yalnız, lakin, hatta, çünkü, dahide bile. Bak bile çok karışır ona dikkat edin. Halbuki oysa bunların hep bağlaç olduğunu bileceğiz. Ne arıyor ne soruyor. Hem arıyor hem soruyor. Gerek araması gerek sorması. İster arasın ister sorsun. Bunlar da hep bağlar. Bağlaçlara baktığımızda eş görevli sözcükleri bağlıyor bak. Ali, Ahmet ve Ayşe kütüphaneye gitti. Oya ile Zeynep kütüphaneye çalışıyor bak. Burada Ali, Ahmet ve Ayşe'yi bağladı. Oya ile Zeynep'i bağladı. Sözcük gruplarını bağlıyor. Hatırlarsanız iki kelime oluyor gruptu. Cümleleri bağlıyor. Kitabını açtı ve okumaya başladı. Cümlenin içinden çıkarılınca anlam bozulmaz fakat anlamca daralma olabilir derken bak şimdi derse Ahmet geç kalmış. Derse Ahmet de geç kalmış. Dolayısıyla burada anlam değişiyor. Burada örtülü bir anlam var. D2 bağlaçları ayrı yazılıyor. Bu kitabı ben okudum. Ben de okudum. Anladım. Hiçbir başarı tesadüf değilmiş. Anladım ki hiçbir başarı tesadüf değilmiş diyebiliyoruz. Şimdi D bağlacı bazen müzeye ben de gideceğim dediğimizde ben de başkaları gibi eşit bir şekilde gideceğim anlamı katıyor. Bazen okuyacakmış da büyük adam olacakmış dediğimizde alay anlamı katıyor. Buraya gelmişsin de bize uğramamışsın dediğimizde sistem anlamı katıyor. Gitmem de gitmem diye tutur dediğimizde direme anlamı katıyor. Geleceğin varsa göreceğin de var derken korkutma. Pilav da pilavmış hani dediğimizde övme anlamı katıyor. Çok çalışmalı ki başarıya ulaşsın dediğimizde koşul. Bu sorunu tek başına çözebilir mi ki dediğimizde kuşku. Beni hiç dinlemiyor ki dediğimizde yakın anlamı kattığını siz zaten cümleyi okuyarak anlayabilirsiniz. Şimdi ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki bağlaçları karşıtlık ilgisi kurar. Mesela bugün pikniğe gidecektik. Ancak yağmur yağdığı için gidemedik bak, Artı eksi gördünüz mü? Bu konuda onu çok uyardık. Fakat bak uyardık. Fakat uyarılarımız hiç dikkate almadı. Eksi gördünüz mü? Düşünenin yönü değişiyor. Sana yeni bilgisayar alırım. Ama lakin ancak derslerini aksatmayacaksın derken burada da koşul anlamı katıyor. Çünkü bağlacı sev bilgisi kurabiliyor. Dışarıdaki işlerimizi bitiremedik. Neden? Çünkü yağmur başladı. Ama bağlayıcı pekiştirme yapabilir. Soğuk havaları hiç ama hiç sevmem. Yani hiç sevmiyorum abi nefret ediyorum. Ya yahut ya da veya ya ya ister ister bağlaçlarda tercih ilgisi kurar. Ya bu deveyi güdersin ya bu diğerden gidersin. Yinelemeli bağlaçlar cümleye bazı anlam ayrıntıları katar. Ne İzmir'e ne Ankara'ya gitmiş. Olumsuzluk yani ikisine de gitmemiş. Hem İzmir'e hem İstanbul'a gitmiş dedi bize de birliktelik anlamı katıyor. Edatla ve bağlaçların farkına baktığımızda... ilin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaçtı, V koyamıyorsak edattı. Ancak ve yalnızın olduğu yere fakat koyabiliyorsak bağlaştı. Fakat koyamıyorsak sadece sözcüğü koyuyorsak edattı. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Bak. Oya ile annesi alışverişe gitti. Oya ve annesi diyebiliyoruz. Bunu dersimizin başında göstermiştik. O yüzden buraya bağlaç yazıyorum. Zaten bunu soracaklar size sınavda. O yüzden ben burada en başta göstermiştim. Oya alışverişe annesiyle gitti. Bak burada ve koyamıyorsun. O zaman burada da edat olmuş oluyor. Sınavda ancak yalnız çok çalışanlar başarılı olur. Sadece demek istiyor. Dolayısıyla burada edat anlamında arkadaşlar. Yani ilgeç. Filmi izlemiş ancak yalnız ama fakat filmi beğenmemiş diyor. O zaman burada da bağlaç anlamında oluyor. Bakın bazı insanlar yalnız yaşar dediğimizde burada zarf. Niye film öne gelmiş? Yalnız insanlar karamsarlığa kapılabilir dediğimizde burada sıfat. Niye ismin öne gelmiş? Bu iş için yalnız iki günümüz var dediğimizde Edat niye? Sadece anlamı katmış. Tiyatroya gidecektim. Yalnız bütün milletler tükenmiş dediğimizde ise fakat anlamı kattığı için bağlaç. Bakın Burada sadece anlamı kattığı için, burada fakat anlamı kattığı için bunu yakalıyorsunuz. Burada ismin önüne geldiği için sıfat, burada fiil önüne geldiği için zarf. Kapıyı maymuncukla açmışlar. Bak maymuncuk ve açmışlar diyemiyorsun. O zaman edat. Dolapta peynir ve zeytin var. Dolapta peynir ve zeytin var diyebiliyorsun. O zaman burada bağlaç. Burada edat olduğunu, burada bağlaç olduğunu yakalamanız lazım arkadaşlar. Ünlemlere de bakalım ve sonrasında dersimizi bitirelim. Sonrasında sizler çok güzel bir şekilde zaten sorular çözerek bu işi pekiştireceksiniz ah oh vah of ay hey ey ya haydi hadi yazık a e vah vah gibi ifadelerin ünlem olduğunu biliyoruz. Ünlem işareti iki şekilde kullanılabilir. Eyvah pasoma evde unutmuşum ya da eyvah virgül pasoma evde unutmuşum şeklinde diyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ünlem işaretinden sonra büyük harf başlıyor. A aman eyvah ah oh üf üf vah vah yazık gibi ünlemler duyguları yansıtır. Eyvah cüzdanımı düşürmüşüm dediğimizde ya da yazık bu iş böyle mi olacak dediğimizde bir duygu hissedilecek. Ey hey top i̇şte, gibi ünlemler seslenme bildirir. Mesela bakın ne diyor? Ey Türk gençliği diyor. Dolayısıyla burada ne var? Bir seslenme var. Vurgu ve tonlamayla kimi sözcükler ünlem görevi üstlenebilir. Komşular yardım edin diye okumuyorsun ki bunu. Komşular yardım edin diye okuyorsun. O yüzden burada ünlem var. Şimdi konumuzu bitirdik. Detaylı bir şekilde de anlattık. Şimdi sizin yapmanız gereken burada Edat Bağlaç ünlemle alakalı hem ÖSYM tarz sorularımız hem de yazılı sorularımız var. Yazılı sorularını şu anda çözmenize gerek yok. Neden? Çünkü bunları yazılı dönemi geldiğinde çözersiniz ama şu anda buradaki Edat Bağlaç önemli alakalı hazırladığımız soruları güzel güzel çözün arkadaşlar. Mesela bir sözcüğü Edat görevinde kullanılmış oluyor. Bence çok seçici, çok kaliteli bir soru. Sadece anlamı katarsa Edat oluyor. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer derslerimize görüşmek üzere.